Endometriozis, rahim iç tabakasını döşeyen hücrelerin rahim içinden çıkıp yumurtalıklar, karın iç zarı ya da başka bölgelerde yerleşmesine bağlı, aslında iyi huylu olmasına rağmen tekrarlayabilen, sağa sola etrafa yayılabilen bir hastalık olduğu için seyri kötü olan bir hastalık. Yumurtalıklarda yerleştiğinde, yumurtalıklarda çikolata, erimiş çikolata gibi bir sıvıya benzer birikim yaptığı için çikolata kisti olarak da adlandırılabiliyor. Her ne kadar bu sevimli ad olsa da hastalık aslında çok sevimli bir hastalık değil. Çünkü kolay kolay iyileşmiyor. Ameliyat yapılsa bile tekrarlama riski yüksek. Artı canından bezdirici ağrılara yol açabiliyor. Burada yaptığı temel problemler ağrı ve gebe kalmada zorluk. Ağrı cinsel ilişki esnasında ortaya çıkabiliyor. Adet dönemlerinde yoğun ağrı olabiliyor. Bunun dışında adet dışı karın alt tarafında, kasık bölgelerinde ağrı yapabiliyor. Bunun yanı sıra gebe kalmayı da zorlaştırabiliyor. Kadın endometriozis varken gebe kalması daha zor olabiliyor ya da gebe kaldığında bir takım sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Tabii ki öncelikle bu ağrıyı ortadan kaldırabilmek için çeşitli ilaç tedavilerine başvuruyoruz. Bunların başında doğum kontrol hapları, çeşitli hormon ilaçları var, ağrı kesici ilaçlar var. Bunlara zaman zaman cevap alabiliyoruz ama zaman zaman da bütün bu tedavi seçeneklerine, ilaçlara rağmen ağrı tedavisinde başarılı olamadığımız vakalar da oluyor. Tabii ki kesin çözüm ve kesin tanı için, teşhis için, kesin tedavi için ameliyat gerekebiliyor. Ama öncelikle ameliyat yapmaktan kaçınmamızın birkaç nedeni var. Bunun biri ameliyat sonrası 2 sene içerisinde %20, 5 sene beklendiğinde de %50 gibi, yani vakaların yarısında tekrar endometriozis, tekrar çikolata kistleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani hastalık tekrarlıyor. Bunun yanı sıra yapılan ameliyat ne kadar iyi olursa olsun kadının yumurtalıklarında, yumurtalık rezervinde, yumurtalık kapasitesinde bir azalmaya yol açabiliyor. Bunun dışında ameliyat gerek endometriozis gerek ameliyata bağlı rahim etrafında, yumurtalıkların etrafında, yumurtalıklarla tüpler arasında yapışıklıklar ortaya çıkıp hastalık tedavi edilse dahi kadının gebe kalmasını zorlaştırıcı ameliyat sonrası bir takım problemler oluşabiliyor. Bir de şunu söylemekte yarar var. Ameliyat sonrası kadının gebe kalma şansının en yüksek olduğu dönem ameliyat sonrası bir senelik dönem. O yüzden çocuk isteği olmayan ya da o anda çocuk düşünmeyen kadınlarda ameliyatı hemen ilk tercih olarak yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü ameliyat sonrasında gebe kalmayı denemesini öneriyoruz çiftlere ki gebe kalma şansı o dönemde yüksek. Çünkü gebelik oluştuğu takdirde hastalığın tekrarlama riski de azalıyor veya ameliyat yaptığınız tekrarlama riskini azaltmak için bir takım doğum kontrol hapı gibi hormonal ilaçlara başvurmak, kadının bunları kullanması tekrarlama riskini azaltabiliyor. Endometriozis her yaş grubunda, doğurganlık çağında, genç kızlıktan itibaren her yaşta görülebilen menopoza kadar bir hastalık. Genç kızlarda adet ağrılarını normal karşılayıp bu daha sonra geçecek diye üzerinde durmamak doğru değil. Bu hastalıktaki tanının, hastalığın teşhisinin gecikmesine yol açabiliyor ve tedaviyi zorlaştırabiliyor. Onun için şiddetli adet ağrısı çeken genç kızlarında altta yatan bir çikolata kisti, endometriozis var mı? Bu yönden araştırılmasında yarar var. Çocuk isteği olan endometriozisli hastalarda ne yapıyoruz? Burada da ön koşul kadının yumurtalık rezervini değerlendirmek. Yumurtalıkları iyi mi? Kistin dışında yeterince yumurtası var mı? Yapılacak ameliyat yumurtalığa ne kadar zarar verir? Bir yumurtalıkta mı, iki yumurtalıkta mı kist var? Bütün bunları değerlendirip ona göre karar vermekte yarar var. Eğer yumurtalık kapasitesi azalmaya başlamış ileri yaş bir hastada bu durumda doğurganlığı da düşünüp kesinlikle ameliyattan kaçınmakta yarar var. Ancak genç, tek taraflı ve ağrı tedavisine cevap vermeyen kadınlarda
ameliyat yoluna başvurmak söz konusu olabilir. Ama ameliyat kararı verirken mutlaka çok sıkı bir şekilde düşünmek, tekrarlama riskini, kadının doğurganlığını, yumurtalık kapasitesini mutlaka göz önünde bulundurmak gerekir. Ameliyat olarak çoğunlukla laparoskopi ile kapalı ameliyatla göbekten girip sadece kistleri çıkarıp olabildiğince yumurtalık dokusunu korumak, yumurtalıklara zarar vermemek amaçlanıyor. Ama bir diğer seçenek çocuk isteği olan hastalarda hiç ameliyat yapmadan doğrudan aşılama veya gebelik şansı daha yüksek olan tüp bebek tedavisine başvurmak. Bunun için çeşitli tedavi yöntemleri var. Endometriyozli hastalarda önce yumurtalıkları iğneyle baskılayıp daha sonra tüp bebek tedavisi yapılması gebelik şansını artırıcı bir yol, yöntem olabilir. Ama hem çiftin tercihine hem yumurtalıkların doktoruyla birlikte değerlendirilmesi sonucunda gebelik isteği olan endometriyozisli çiftlerde, kadınlarda ameliyat mı, yardımcı üreme teknikleri, tüp bebek mi daha uygun bir yöntem? Bunun kararını verip ona göre çifti yönlendirmekte yarar var. Ama ileri yaş, yumurtalık rezervi azalmaya başlamış kadınlarda olabildiğince ameliyattan kaçınmakta yarar var. Genç hastalarda her iki tercihi de hem ameliyat hem tüp bebek gibi yöntemleri değerlendirip çiftle birlikte karar vermeye çalışıyoruz.